Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah'ım, seçkin kulu Hazreti Adem Aleyhisselam'a maişetini tedarik edebilme yollarını da öğretmişti. Yeryüzü cennet gibi değildi. Cennette zahmet yoktu. Aklına, gönlüne gelen her şey hemen hazırdı cennette. Ama dünyada ise her şey çalışmaya, gayrete, zahmete bağlıydı. Şüphe yok ki Adem Aleyhisselam da çalışacaktı. Alın terinin incilerini o toprağın tenine dökecekti. Zaten Rabbi Kerim'i ona ve eşine cennetteyken aslında bu hakikati bildirmişti. Taha suresine baktığımız zaman 117. ayette, İblis ikinizi aldatıp da sizi cennetten çıkarmasın ey Adem, sonra zahmet çekersiniz demişti. İşte şimdi zahmetler, çileler diyarı dünyada bulunuyorlardı. Zahmetlerin en çetini de Hazreti Adem çekecekti. Demiştim ya dün, çünkü kadınların nafakası, geçimi erkeklerin üzerineydi. Yaratılış itibariyle de erkek kadından daha kuvvetli, dayanıklı bir varlıktı çünkü. Kadın ince, nazik bir yaratılışla süslenmişti. Evet, dünya günlerine bakalım. Hazreti Adem'le Hazreti Havva annemiz bir başka alemden yine bir başka diyara geldiler. Bu dünya cennete hiç benzemiyordu. Korkunç, ürkütücü, o kumları göklere savuran o rüzgarlar, göklerden ırmaklar gibi akan yağmurlar vardı. Çöllerde, ormanlarda yabani canavarların haykırışları duyuluyordu. Koca koca kuşlar yükseklerde kanat çırpıyorlar. Etrafta yabancısı oldukları nice hadiseler zuhur ediyordu. Kumların üzeri öldürülmüş, etleri yenilmiş, parça parça edilmiş o hayvanların kemikleriyle doluydu. Yani bu cihan toprağında ölüm kol geziyordu. Gücü yeteni parçalıyor, yiyordu. Garip bir manzarayla karşı karşıya gelmişlerdi. Adem babamızla Havva annemiz. Hazreti Havva annemiz fena korkmuştu. Sanki rüzgar önünde titreyen gül dalları gibi salınıp duruyor. Sıcaktan, o hararetten kuruyan dudaklarıyla, "Korkuyorum ey Adem, bu nasıl bir dünya?" Hazreti Adem aleyhisselam tebessümle, bunun zahmetler diyarı olduğunu Rabbimiz bize bildirmişti. Ne var ki cennetteki o yasak ağaca da ilk el uzatan sensin, şimdi bu zahmetlere de alışmalıyız demişti. Öyle dedi, doğru söylüyorsun. Her çileye alışmak gerek. Peş peşe düşüp yola koyuluyorlar. Kumlar alev alev ayaklarını ısıtıyor. Taşların o sivri uçları bir bıçak gibi parmaklarına batıyor. Koskoca dünyada nereye gidilirdi ki? Garip bir manzara. Hayal edemiyoruz Adem Aleyhisselam'ı. Hayal dünyamız kısıtlı kalıyor. Çünkü yeryüzüne inen ilk insan neler yapabilir ki? Ne biliyor ki? Bir zaman yürüdüler. Uzakta mağaraya benzer bir yer gördüler. Biraz ona doğru koştular. Burası gerçekten barınabilecekleri bir mağaraydı. Hazreti Adem babamız, Hazreti Havva annemizle, işte dediler, ilk mekanımız burası. Burada vahşi hayvanların saldırısından kendimizi koruyabiliriz dediler. Hayatımızı devam ettirebiliriz. Ve mağaradan içeriye süzüldüler. Kuytu karanlık bir yerdi. Sırtlarını mağaranın duvarlarına dayadılar. Karşılıklı oturdular. Karınları da acıkmıştı. Cennette olsaydılar hemen ellerini uzatınca nimetler gelirdi hemen. Burada karın doyurmak için çalışmak lazımdı. Hazreti Adem babamız tatlı bakışlarıyla Hazreti Havva annemize dedi ki, "Sen otur, ben çıkıp bir gezeyim. Olur ki Rabbim rızkımızı ayağımıza gönderir." dedi. Mağaradan dışarıya çıkıyor. Kime, nereye gidecek ki? Cihan mülkünde kendilerinden başka kimler var ki? Hiç kimse. Gönül çırpınarak Halık-ı Kerim Hazretlerinin dergahına yüz tutuyor. Ey can cevherini ten kutusuna koyan Allah'ım, dertliyim, inlerim, hacetim var, medet eyle ya Rabbi. Rahman ve Rahim olan Allah, Hazreti Adem kulunun o nur dudaklarından dökülen duaları elbette işitmişti. Zaten her şeyi hakkıyla bilen de o değil miydi? İşiten, gören ancak o değil miydi? Kendi kapısında boyun büken o seçkin kulunu mahrum eder miydi? Etmedi.
yücelikler aleminden Cebrail aleyhisselama emir verdi. Ey Cibril, koş Adem'e imdad eyle. Ve Cebrail aleyhisselam göklerden süzülüp yeryüzüne iniyor. Getirdiği o buğday tanelerini Hazreti Adem'in avucuna koyuyor. Al, al, Rabbim sana gönderdi. Hazreti Adem babamız hayretle bakıyor. Ben bunları ne yapacağım? Cebrail aleyhisselam söylemeye devam ediyor. Bunları yere at, toprağa karıştır ve bekle diyor. Hazreti Adem babamız buğday tanelerini toprağa atıyor. Halık-ı Azim'in kudretiyle, mucizesiyle, keremiyle buğday taneleri derhal başak vermeye başlıyor. Ve Cebrail aleyhisselam buğdayın nasıl öğütülüp nasıl un haline getirileceğini ve nasıl ekmek yapılıp yenileceğini Adem babamıza böyle öğretiyor. Ve bu durumda ilk ekmeği yapan, ilk buğdayı döven, öğüten Hazreti Adem babamızdır. Aklınızın bir ucunda kalmış olsun. Ekmek yapılacak, ekmek yapılmasını öğretecek ama pişmesi lazım. Çakmak var mı? Yok. Böyle benzer bir şey yok. İlk insan inmiş yeryüzüne. Nasıl ateş yakacak? Dedi ki,